Arkadaşlar, beşeri coğrafya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde nüfus artışı ile ilgili görüşler konusuna temas edeceğiz. Yani Malthus gibi, Besorup gibi, Karl Marx gibi insanların görüşlerine temas edeceğiz. Şimdi tarihi dönemlerden beri insanlar nüfus artışı ile ilgili düşünmüşler, nüfus sorunlarına dikkat çekmişler. Platon kendi ideal şehir devleti için uygun nüfus büyüklüğünü belirlemişti. Aristo ise nüfus artışını ve yoksulluğu azaltmak için doğum kontrol ölçütleri önermiştir. Yani baktığımızda günümüzden 2000 yıl öncesinden beri nüfus artışı ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Kültürel teoriler tek başına demografik gelişmeye odaklanırlar ve insanın kendi çoğalmasını yine kendi etkilediği düşüncesindedirler. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızında gerçekleşen düşmenin insanın kendi sayısal gelişimini kontrol etmede yeteneğinin delili sayılmaktadır. Şimdi baktığımızda gelişmiş ülkeler artık nüfuslarını kendileri kontrol ediyorlar gibi bir görüş içerisindeler. Ekonomik teorilere geldiğimizde, ki görüşlerin birçoğu ekonomik teoriler içerisindedir, İnsan sayısıyla oranın coğrafi potansiyeli, yani geçim kaynakları arasındaki ilişkisi bağlamında incelenmektedir. Şimdi önce en meşhur teorisyen Malthus'tan bahsedeceğiz. Thomas Robert Malthus. Arkadaşlar, ekonomik teoriler içerisindedir ve aynı zamanda en çok tartışılan teoridir. Aslında kendisi bir papaz yazıcısıdır. Tarih, klasik diller, matematik gibi alanlarda çalışmış ve siyasal ekonomi profesörlüğü yapmıştır. Nüfus hakkındaki görüşlerini ilk olarak 1789'da Nüfus Prensipleri Üzerine Bir Araştırma isimli çalışmasında açıklamıştır. Daha sonra ileriye sürdüğü görüşlerde bazı değişiklikler yapmış ama ana mevzuyu, temel mevzuyu korumuştur. İnsanların çevrelerine ve gıda üretiminin nasıl uyum sağlayacaklarını gözlemek için Avrupa'da geniş seyahatler yapmıştır. Malthus'un teorisini şöyle özetleyebiliriz. Herhangi bir kontrol uygulanmazsa nüfus geometrik olarak artacaktır. Yani 1, 2, 4, 8, 16, 32 şeklinde bir büyüme gösterecektir. Ama bakın, kaynaklar 1, 2, 3, 4 şeklinde aritmetik olarak artıyor. Yani daha 3. döneme geldiğimizde artık doğal kaynaklar insana yetmemeye başlayacak. Bakın 4. 5. döneme geldiğimizde arada muazzam farklılıklar karşımıza çıkıyor. En uygun koşullarda bile araziden elde edilen üretim en çok aritmetik olarak artacaktır. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Eğer bir tedbir alınmazsa, yani nüfus artışı kontrol altına alınmazsa, gıda üretimi geometrik olarak büyüyen nüfusun ihtiyaçlarını karşılamayacak ve kitlesel kıtlık yaşanacaktır. Savaşlar, kıtlıklar, salgın hastalıklar aslında nüfus artışını kontrol eden faktörlerdir. Yani bunlar nüfusu azaltarak gıda üretimini aynı seviyeye getirmekteler. Bunlar dünya nüfus toplamını gıda üretimiyle aynı çizgiye getirme görevini görürler. Eğer insanlar doğa yasalarından çıkan olumsuz kontrolleri yaşamak istemiyorsa gönüllü olarak nüfusunu azaltacak tedbirler almak zorundadırlar. Malthus geometrik artışı kanıtlamak için Kuzey Amerika'daki nüfus artışını kullandı. Ama işin açığı kötü bir örneklem seçti. Neden? Çünkü bu dönemde, yani 1789-1800'li yıllarda Kuzey Amerika'da göçü engelleyecek herhangi bir kontrol yok. Dolayısıyla burada göçmen kabulü fazla, yani çok fazla insan geliyor buraya. Dolayısıyla nüfus her 25 yılda bir gerçekten iki katına yükselmiştir. Şimdi Malthus'un bir diğer eksik tarafı maddi zenginliklerin kaynağı olarak araziyi gördü. Yani sadece araziyi düşündü. Arazi kıtlığı yönünden geçim araçlarının potansiyel nüfus kadar hızlı artamayacağı ve gıda maddeleri üretiminin sınırının bir ülkedeki nüfus artışına tavan oluşturacağını ileriye sürdü. Daha fazla nüfus artışı kaçınılmaz olarak yaşam standartlarını düşünecekti. Bu nedenle de her bölge için uygun nüfus hedefleri belirlenmeliydi. Ama Malthus sanayi devrimini göremedi. Yani şöyle, sanayi devrimindeki gelişmeleri düşünemedi. Gerçekten sanayi devrimi yaygınlaşınca nüfus artış hızında önemli düşmeler oldu. Yani nüfus geometrik bir büyüme yaşamadı. Öte yandan tarımsal üretimdeki gelişmeler de birim alandan alınan üretimi arttırdı. Bakın 1950'lerde yaşadığımız yeşil devrimle birlikte küçük bir araziden çok çok fazla ürün aldık. İşte bu gelişmeler Malthus'un görüşlerinin zayıflamasına yol açtı. Bununla birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan gelişmeler nüfus artışının tekrar hızlanmasına neden oldu ve Malthus'un görüşlerinin ufak tefek değişikliklerle günümüz dünyasına uygulanabileceği iddia edildi.
bu düşünceyi savunanlara yeni Malthusçular, yani neo-Malthusçular adı verildi ki, neo-Malthusçuluk özellikle 1990'larda tekrar dünyanın gündemine oturdu. Bakın ben 1990 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni kazandım ve burada coğrafya okumaya başladım. Bizim beşeri coğrafya derslerimize giren hocamız, hatta burada ismini de söyleyeyim, Ökkeş Kesici hocamız, o kadar çok Malthus'tan bahsediyordu ki ben herhalde amcası oğlu falandır diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü Malthusçuluk gerçekten 90'lı yıllarda zirve yapmıştı. Evet, Karl Marx'a geldiğimizde modern sosyalist ve komünist teorinin kurucusu olarak kabul edilmektedir Marx. Bu adam arkadaşlar aslında Malthus'a alternatif bir görüş ileriye sürdü. Malthus'un tam aksi istikamette görüş ileriye sürdü. Nüfusun artışı yoksulluğun ve insanın çektiği sıkıntıların başlıca kaynağı değil. Aksine potansiyel bir üstünlük kazandıran olgu olarak bunu gördü. Yoksulluğun kaynağı kapitalist sistem emeğin kötüye kullanılması ve kaynakların eşitsiz kullanımı. Bakın bugün dünyada dünya kaynaklarının yarısından fazlasını, %60'a yakınını Amerika Birleşik Devletleri tek başına kullanıyor. Yani baktığımızda dünyada aslında gıda üretiminde bir problem yok. Tek mevzu ne? Bakın önceki derslerimizde beslenme konusuna bahsettik. Beslenme konusundan bahsettik. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde obezite ciddi bir problem. Hani bize böyle filmlerde gösteriyorlar işte ipince kızlar, böyle yakışıklı ipince erkekler. Yok öyle bir dünya. Arkadaşlar Amerika'ya gitti geldi. Ya diyor, sokakta gördüğünüz her 10 insandan 5-6'sı aşırı kilolu. Yani adamlar muazzam bir şekilde kaynak tüketiyorlar. Çözüme geldiğimizde bu kaynakların ve ekonomik üretimden elde edilen kazançların eşit paylaşımı olan sosyalizm. Hatta ne diyor Mevlana? Ekmeği bolca üretin, sonra da bunu hakça paylaşın. Eşit değil, hakça. Daha çok çalışana biraz daha fazla ver, daha az çalışana biraz daha az ver. Ama insanlar asgari ihtiyaçlarını karşılasınlar. Sosyalist toplumda nüfus artışı üretimi daha da arttıracağı için bir sorun oluşturmayacaktır. Marx'ın fikirleri bugün eski sosyalist devletlerde denendi. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde denendi. Fakat baktığımızda bu fikrin en önemli temsilcisi olan Sovyetler Birliği 1990'larda dağıldı. Ve o gruptaki toplumlar da serbest piyasa ekonomisine geçti. Çin Halk Cumhuriyeti bile arkadaşlar günümüzde bir kapitalist deve dönüştü. Dolayısıyla bugün birkaç tane küçük marjinal ülke dışında işin açığı Marx'ın bu görüşlerini benimseyen bir topluluk kalmamıştı. Mesela en önemli temsilcileri Karayip Adaları'nda yaşayan arkadaşlar ülkelerdi. Yani baktığımızda burada özellikle Küba halen Marx'ın sosyalist teorisini uygulamaya çalışmakta. Ha, destekliyor muyum? Evet, birçok noktasını ben Marx'ın görüşlerini destekliyorum. Esther Besorba geldiğimizde yine arkadaşlar Marx'ın Malthus'un görüşlerinin aksi istikamette bir görüş belirtmiştir. Tarımsal Büyümenin Şartları adlı kitabında Malthus'un tezine karşı bir tez ortaya koymuştur. Malthus, gıda arzının nüfus büyüklüğüyle sınırlı olduğunu düşünürken, hani şimdi baktığımızda nüfus büyüklüğü ne yapıyor arkadaşlar? Sen ne kadar tarımsal üretim yaparsan nüfus büyüklüğü de ancak oraya kadar gelebilmekte. Boselup, bir sanayi öncesi toplumda nüfusta meydana gelecek herhangi bir artışın tarımsal teknolojilerdeki değişimi teşvik edeceğini, böylece daha fazla gıda maddesi üreteceğini ileriye sürmektedir. Bakın, avcı ve toplayıcı iken belli bir alanda atarak söylüyorum 5 insan temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Ama sonra ne oldu? Birinci tarım devrimi, yani neolitik devrim gerçekleşti. O aynı alandan artık 50 insan karnını doyurmaya başladı. Sonra 1300'lerden başlayıp 1700-1800'lere kadar devam eden ikinci tarım devrimi başladı. Artık aynı alandan 500 insan karnını doyurmaya başladı. Sonra 1950'lerde yeşil devrim gerçekleşti. Ve bakıyoruz ki o aynı araziden artık 5000 insan karnını doyurmaya başladı. Ha, demek ki nüfus artışı tarımsal değişimin nedenidir, sonuç değil. Ve başlıca değişim de arazi kullanışının yoğunlaşmasıdır. İşte seracılık yapıyorsun, sera içerisinde arkadaşlar çok fazla miktarda ürün üretiyorsun. Yani atarak söylüyorum, 1 hektarlık alanda buğday üretirsen 10 insanı besliyorsun ama 1 hektarlık alana sera kurduğunda 1000 insanı besliyorsun. Arkadaşlar, nüfus artışı demek ki tarımsal kalkınmanın meydana gelmesini de mümkün kılmaktadır. Besorok üretim yoğunluklarına göre sınıflandırılmış farklı arazi kullanım sistemlerini incelemiştir. Burada ürün alma sıklığıyla da ölçülmüştür. Bir uçta yer değiştirmeli tarım var. Yani baktığımızda tropikal kuşakta uygulanan bir
araziyi açıyorsun, 1 yıl, 2 yıl kullanıyorsun, ondan sonra burayı terk ediyorsun. Bundan herhangi bir arazi parçasında en az yoğunluğunda 100 yıl içerisinde bir defadan az kullanılmıştır. Öteki uçta ise bir tarlada birden fazla ürün alınan çoklu ürün sistemi bulunmaktadır. Mesela ben Hataylı'ya bakacağız. Bizim Hatay'da önce buğday ekersin tarlaya. Buğdayı arkadaşlar Mayıs sonunda, Haziran başında hasat edersin. Pamuk ekersin. Pamuğu da arkadaşlar Eylül ya da Ekim başına kadar toplar kaldırırsın. Sonra buraya arkadaşlar sebze ekersin. Yani ne yapıyorsun? Yıl içerisinde minimum 2 defa, bazen 3 defa burada tarladan faydalanmış oluyorsun. Boserup kullanılan tarımsal teknikler ile arazi kullanım sistemler arasında yakın ilişki bulunduğu görüşündeyim. Yani nüfus artmadıkça yeni tekniklerin, nüfus artmadıkça yeni tekniklerin uygulanmasıyla üretimin yoğunlaşmasında herhangi bir artış olmayacak. Ama nüfus artarsa insanlar mecburen yeni teknikler geliştirecek. Böylece de arkadaşlar ne yapacak? Daha fazla ürün üretecek. Şimdi nüfus az, adam NADAS uygulaması yapıyor. Ama nüfus arttı. Ha diyor ki kardeşim ben burada NADAS uygularsam işte tarlamın yarısını kullanıyorum. O zaman ne yapacağım? Ben diyor tarlamı işleyeceğim, gübreleyeceğim, sulayacağım ve daha fazla ürün elde edeceğim. Yani toprağın bereketi ve çiftçinin verimi aslında nüfusun artmasıyla ilgili bir durum. Nüfus artıyorsa çiftçi artık tarlayı daha iyi işleyecek. Bundan dolayı topraktan aldığı verim bir artış gösterecek. Boserup tezini insanların daha yoğun bir sistemin gerektirdiği teknikleri bildiği fikrine dayandırmış. Yani zor durumda kalırsan ben çıkar yol bulurum. Gerçekten insanın en büyük, doğadaki hayvanlardan en büyük farkı çözüm üretmesidir. Nüfus arttığı zaman insan da bu teknikleri benimsemeye istekli hale gelecek. Eğer teknikler hakkında bilgi elde edemiyorsa tarımsal sistemin belirli bir alandaki nüfus büyüklüğünü denetleyeceğini ileriye sürmüştür Boserup. Kimilerine göre belirli bir alanda tarımsal yoğunlaşma toprağın bozulması ve gıda üretiminin miktar artışı sağlamaktan çok azalması sonucunu doğurur. Yani bir araziyi aşırı derecede işlersen bu toprağın yapısını bozacaksın. Belli bir süre sonra artık orası verim vermeyecek. Yani üretimde bir azalma meydana gelecek. Tabii ki Boserup'un bu tartışması bu fikirleri tartışmaya açıktır. Bununla birlikte Malthus'unkine karşı bir tez olarak nüfus artışının kalkınmayı zorunlu hale getirmesi temel tezi özellikle Batı Avrupa ülkelerinin de örneklendirdiği gibi bazı geçerliliklere de sahip bulunmaktadır. Mesela bunun en güzel örneği Hollanda. Adamlar dünyanın en önemli tarım ürünleri ihracatçı ülkesi durumundadır. Almanya, İngiltere'de tarla sistemlerindeki değişimin nedeni nüfus artışı olduğu yakın zamanlarda ortaya konmuştur. Evet, buna karşılık aynı bölgede patatesin benimsenmesi nüfus artışının daha da önce inanıldığı gibi bir nedeni değil, bu artışa tepki olmuştur. Yani baktığımızda arkadaşlar patates üretimiyle, yani nüfus artınca patates üretimi de burada ne yapmıştır? Artış göstermiştir. Ha burada biraz da İrlanda'daki mevzuya temas etmekte. Şimdi İrlanda'da arkadaşlar patates üretimini bir hastalık vurmuş ve büyük bir kıtlık yaşanmıştır. O dönemde hatta Osmanlı İrlanda'ya yardım göndermiştir. Geldik büyümenin sınırları modeli. Aslında Roma kulübü olarak bilinmekte. Elimde bununla ilgili arkadaşlar güzel bir kitap bulunmakta. Şimdi 1968 yılında 10 ülkeden çeşitli meslek dallarının 30 kişilik bir grup Roma'da toplandı. Bunun içerisinde ekonomistçiler var, sağlıkçılar var, tarımcılar var, madenciler var. Yani böyle değişik mesleklerden. Daha sonra Roma kulübü olarak adlandırılan bu topluluğun amaçları içinde yaşadığımız dünya sisteminin değişik ve birbirine bağlı olan doğal, ekonomik, toplumsal ve siyasal ögelerine karşı daha derin bir anlayış sağlamak ve dikkate sunmaktır. İlk toplantısı insanlığı tehdit eden sorunlar projesi başlatma kararıyla sonuçlandı. Yani gelecekte tarımsal üretimdeki azalma, çevre kirlilikleri gibi sorunlar insanlığı tehdit edecek. İşte buna karşı bir proje geliştirmeyi hedeflediler. Proje 1974'te Bern'de yapılan toplantıda kesin şeklini aldı. Dünyada ekonomik büyümeyi belirleyen ve sınırlayan nüfus, tarımsal üretim, doğal kaynaklar, sanayi üretimi ile çevre bozulması ve kirlenmesi şeklinde 5 temel konunun aralarındaki etkileşimin denetimi altına alınmaması durumunda insan sistemini dünyanın sınırlarına götüreceğini, taşıma kapasitesini aşacağını değerlendiren rapor büyümenin sınırları adıyla yayınlandı. Yani eğer diyorsun biz çok fazla tarımsal üretim yaparsak,
çok fazla sanayi üretimi yaparsak çevreyi kirleteceğiz. Ve bu çevredeki bozulma ve kirlenme de ne yapacaktır? İnsanları büyümenin sınırlarına ulaştıracaktır. Bu modelde ileriye sürülen görüşler şu şekilde özetlenebilir. Bir olay üstel artışı sabit bir sınıra yaklaştıkça aniden meydana girecektir. Şimdi ben bu Roma Kulübü kitabını okumuştum arkadaşlar. Orada şöyle bir örnek veriyor. Bunun için buraya bir havuz resmi koydum. Şimdi bu havuzun içerisine bir yosun atalım. Bu yosun her gün ikiye katlanarak havuzu 30 günde dolduruyorsa yarısını kaç günde dolduracaktır? Şimdi birçok arkadaşımız 15 gün diye düşünmüştür. Arkadaşlar 29 günde her gün ikiye katlanarak havuzu dolduruyorsa 29. güne geldiğimizde daha havuzun yarısı dolmuş olacak. Dolayısıyla biz baktığımızda insanlığın karşılaştığı tehlikenin henüz farkında değiliz. Yani 29. gün daha havuzun yarısı dolu. Ya daha çok vakit var gibi düşünüyoruz. Farkına vardığımızda ise çok geç olacak. Eğer dünya nüfusunun geleceği hakkındaki tahminler doğru ise koruyucu önlemler almak için çok kısa bir zaman kalmıştı. Şimdiki sistemde çok önemli bir değişim olmayacağı, tabii bakın bu görüş 74'te ileriye sürüldü. Onu da unutmayın. Şimdiki sistemde çok önemli bir değişim olmayacağı varsayımı altında nüfus artışı ve sanayinin büyümesi gelecek yüzyıl yani 2000'ler içerisinde kesinlikle duracaktır. En muhtemel sonuç gerek nüfus ve gerekse sanayi kapasitesinde oldukça ani ve kontrol edilemeyen bir düşüş olacaktır. Bakın 2010 ile 2030 arasında arkadaşlar gerek sanayi üretiminde, gerek tarımsal üretiminde, yani gıda üretiminde, gerekse doğal kaynakların kullanımında ani bir düşüş olacağını ileriye sürdü. Ama bakın ha 2022'deyiz. Bunu yaşıyor muyuz? Hayır, hayır. Yani insanoğlu yine bir çıkar yol bulmuş. Ama bu görüşleri de ihmal etmemek gerekmekte. Gerçekten insanlığı ciddi derecede tehdit etmekte. Bu artış eğilimlerini değiştirmek ve uzun gelecekte de sürdürebilmek bir ekolojik ve ekonomik istikrar oluşturmakla mümkün. Dünyanın denge durumu, yeryüzündeki her bir insanın temel maddi ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve iki kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmede eşit imkana sahip olacağı şekilde sağlanabilir. Yani diyor ki eğer biz nüfusumuzu belli bir sayıda tutarsak, atarak söylüyorum yani dünya nüfusu 8 milyar değil de işte 3 milyar olsaydı dünyadaki her iki kişi yani bir Norveçli ile bir Güney Afrikalı kendini gerçekleştirmede eşit potansiyele ve imkana sahip olacaktır. Eğer insanoğlu ikinci seçeneği istiyorsa yani hayallerini gerçekleştirmek istiyorsa çabalamaya ne kadar erken başlarsa başarı şansı da o kadar yüksek olacaktır. Evet arkadaşlar nüfus artışı ile ilgili görüşler konusunu da tamamlamış olduk. Gelecek dersimizde nüfusun çeşitli özelliklerine bakacağız.